Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Muhammed. Hoş geldin ya Feridun Aga. Hoş bulduk. Ajanslarda bir şey var mı lan? Ne olacak, yine şekere zamma, mazota zamma. Bir de trafik kazaları var, ne olacak? Toltu yapma lan arkadaş. Toltuyu biz yaptık gari. Toplanın lan arkadaşlar. Abi. Denizli'nin adım adım yollar diyoruz ya, Denizli'yi adım adım gezmeye devam ediyoruz. Bugün Buldan'dayız. Buldan Karaköy'e doğru gidiyoruz. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmail'ce. Bıçak senden incinmesin diyoruz. Thank you.
Karaköy'de devam ediyoruz. Karaköy'e gelince çok güzel bir cami gördük. Mustafa Özsoy abimizle beraber. Abim de burada. İsmail Kocaman. Mustafa Özsoy abi, burada bir dernek kurmuşsunuz, cami yapmışsınız. Bu camiyi ne zaman kurdunuz? Hangi tarihte girdi? Nasıl bunu nasıl para topladınız? Ne zorluklar çektiniz? Ne güzellikler oldu? Onu şöyle bir anlatalım abi. 2012'nin baharın Mayıs aylarında birkaç arkadaş bunu bize teşvik etti. Nisan-Mayıs aylarında. Biz de bu vesileyle bu işin içerisine girdik. Gittim bir dernek kurdum. Sağ olsun arkadaşlar hep yardımcı olduk köy olarak. 20 kişiden bir dernek kurdum. 20 kişiyle kurdum. 20 kişiyle kurdum. Yanımızda yardımcı olarak 5 kişi arkadaşlarım tekrar yardımcı olduğu için seçildiler. Bu arkadaşlarla başladık. Yıkım kararını aldık. Eski camimizi yıktık. Yeni camimizin temelini 10. ayın 10'u gece saat 10'da temel attık. Evet, burada güzel bir rakam var. Evet. Hep 10 rakamı. 10. ayın 10'u gece saat 10. 10. Hiç unutmamışsın. Evet. İlk böyle yapılan bir şey unutulmaz. Evet. Bitişi 2016'nın Nisan 15. 2016'nın Nisan 15'e bitirdim. O gün açılışını yaptım. Aslında daha önce bitirdim. Yani arada açılışında biraz bir mesafe aldık. Yani sadece bu oldu. 3,5 yıl içinde bitirmiş olduk. Bütün katkıları köyümün yemeğidir. Arkadaşlarımın yemeğidir. Yani dışarıdan çok az bir cüzi bir rakam girmiştir. Verenlerden de vermeyenlerden de Allah razı olsun. Burada şu anda yine başlamış olsam köyümle gurur duyuyorum. Böyle bir cami tekrar bir daha yaparım. Fazla yaparız, fazla. Heh. Ne güzel. Biz tek para istemeye Bulun merkezine gittik. Daha başka hiçbir yere gitmediniz. Hiçbir yere gitmedik. Yani genelde hep bu köyün. Sade bu köy. Ama çok güzel, çok güzel şey başarmışsınız. Bak ben bir anım var onu. Bu da bir Mustafa. Tabii. Şöyle bir para toplamaya gittik. Dışta duran bir hayvancılık yapan bir kişi. Dedi ki 1000 lira vereceğim. Hanımı da geliyor şöyle, akrabayız biz de. Ya Sultan dedim, bu 1000 lira vereceksin diye, bu nasıl şey ya dedim ben. Dedi ki amca o kendine verecektir, onu benimki ayrıdır dedi. Bayağı bak o an bana cesaret geldi, bu köy bu işe dedi. Ya 2000 lira vereceksin, kocasına kadın diyor bunu, ya da falan danayı vereceksin dedi. Besicilik de yapıyor. Maşallah. Dedim ki ben bu işi biz burada kaldıracağız dedim. Belli oldu yani. Tamam dedi. O cesaret dedi. Oradan devam ettik. Evet. Yani yaptık. Bu köyün bu işi yapacağını orada ben fark ettim. Ben o kadının sözünde yani. Buradan şunu çıkarabilir miyim Mustafa Bey? Şimdi bizim köylerimiz gerçekten eski gelenek göreneklerimizle, birbirimize yardımımızla yani çok farklıyız aslında. Evet. Yani bize işte internetti, başka şeydi. Bu güzelliklerimizi unutturmaya çalışıyorlar. Yani birlik ve beraberlikte çok eskilere gittiğimizde işte bu kerpiç evlerden tutun, şeylerden tutun hep birbirimize yardımlaşmayla yapılmış. Evet. Hep imece usulü yapılmış şeyden. Tabii arada bazen böyle hırgür bazı şeyler olsa da ama biz bir araya geldiğimizde çok farklı, çok güzel şeyler başarabilmişiz. Evet. Biz bu birlik ve beraberliği inşallah sonsuza kadar devam ettirmek için bizlere düşen görev neyse biz bunları her zaman yerine getirelim. Tabii sizlere düşen görev daha çok, inşallah siz de bunları yerine getirin. İnşallah biz Karaköy'de ve Denizli'nin diğer 624 mahallesinde çok farklı şeyler hep beraber yapalım derim. Mustafa Bey, abi söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Valla ben ne diyeyim, söyleyeceğim tek şey var. Bu köyde birlik beraberlik çok muazzamdır. Bak cenaze olsun, bir askerlik geçimi olsun, geçirmesi yani uğrama töreni, böyle bir hayır olsun. Denizli'den buraya davetiye gelirler, Denizli'den merkezden. Denizli'ye kaç kilometre abi? 70 80, kusur. 80 kilometre. 80 kilometre. Bak oradan buraya davet, buradan da oraya giderler yani. Yani birliğimiz ve beraberliğimiz devam ediyor. Abi bak, buradan da soracaksın, bu Karaköy halkı nasıl birbirine karşı diyeceksin, böyle derler yani. Evet. Böyle bir şeyimiz vardır yani. Çok güzel.
Çok güzel. İnşallah. En ufak bir şey gelse başına yapamayacaksın diye hiçbir şey yoktur. Ben yardımcı olurum. Sen kendine yoksa başkasına yine burada yardım ederler birbirine. Bu köyde böyle bir şey vardır yalnız. Çok birlik beraberlik vardır. Çok güzel. İnşallah bu birlik ve beraberliği devam ettirelim. İnşallah. İnşallah. Hep beraber devam ettirelim. Siz zaten devam ettiriyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Ama ben biraz hakikaten biraz duygulandım. Çok güzel şeyler yapmışsınız. İnşallah ileriye dönüp de bu güzellikleri çoğaltarak devam edelim. İnşallah. Benim eklemek istediğim şey vardı. Tabii. Allah nasip ederse bir yer bulabilirsem köyümün içerisinde yani müsait bir yer bulursam bir çeşme koymak. Evet, su da önemli. Çeşme ve şimdi, su. Cami kadar su da önemli. Yani bütün canlılar için geçerli. Bütün canlılar için vatandaşa ben şunu istiyorum. İçme suyu olarak kullanma suyumuz iyi kötü yani idare edebilir ama içme suyu olarak bir su bulup gelip ya minaranın dibine ya bir uygun bir yere bir çeşme koyayım çok istiyorum. Tek dileğim bu. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Ama ileriden ben bunu sondajlara çıkarıp getirebilirsem veyahut hazinenin yeri olabilir veyahut da bir şahısın yeri olabilir. Belki de ormandan olabilir. Yani, bana bir engel olan bir şey olur mu acaba? Yardım istiyorum. Yok. Ben, inşallah ben sizin onu başaracağınızdan eminim. Bu sadece insanlar için değil, tüm canlılar bütün. İçin de iyi olur. Şimdi siz öyle söyleyince Serinhisar'ın bir çeşme yaptırmış bir şehit babası. Biz o çeşmenin yanına gittiğimizde evet. Çeşmenin kenarına şöyle oluklar yapmış. Dedim ki abi bunu neden yaptın dedim. Yani su az gidiyor bak şey oluyor. Çeşmeyi sadece insanlar için yapmadım. Yani işte kaplumbağa geliyor, oradan su içemiyor, diğer hayvanlar var. İşte buradan geçen kedi köpek. Yani çok farklı düşünmüş. Çok güzel. İnşallah siz de ben bunu başaracağınızdan eminim. Böyle güzellikleri yapmışsınız. Bunların yanında o biraz küçük kalır ama yani inşallah zorluk çıkmaz. Bir an önce yaparsınız. Biz de o çeşmeyi çekmeye geliriz. Belki bu sesimi duyar da vatandaşın biri yakınımızdadır. Benim yerde varsa gaz diyebilirse gider de kazabilirim. Köyümün yakın bir yerinde olursa. İnşallah yani böyle bir olur. İçimde böyle bir şey var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, Karaköy'de devam ediyoruz daha. Karaköy'de Ahmet Tekeli kardeşimizin evindeyiz. Burada özel bir kardeşimiz var, Ramazan Tekeli. Biz bizim için Ramazanlar önemli şeyden. Ahmet kardeşim, önce şöyle bir kısaca bir kendini tanıt bakalım bir. 69 doğumluyum. Hani Karaköy'de büyüme doğuma. Ahmet Tekeli. İşte oğlum. İki çocuğumuz var değil mi? Bir kızım bir oğlum. Kızım ablası hemşire. Hemşire. Aydın'da çalışıyor üniversitede. Maşallah. Bu burada işte yanımızda duruyor. Annesi üçümüz yaşıyor sizle. Üçünüz yaşıyorsunuz. Bir de burada işte kardeşim var. Gelin oğlan. Onun büyük oğlu bundan da çalışıyor. Başka yani şeyimiz yok fazla. Hani kız kardeşimiz yok. İki oğlanız biz. Ne güzel. Evet. Şimdi Eşaba bir anlat bakın bir yani ne zaman
çocuğumuz bu şekilde oldu? Nasıl oldu? Bir anlat bakalım be. 3 yaşında, 4 yaşından kere oldu bu. 3 yaşında, 4 yaşından kere oldu. Konuşmaya durduydu. Sonradan bir ateşle hastalık geçirdi. Ateşle hastalık geçirdi. O zaman zihinsel konuşan damarı tıkalı dedi doktor bize bunu. Göttük, çok göttük. Çok doktorlara götürdünüz, olmadı. Göttük, olmadı. Peki Eşaba, yani sabah kalkıyorsunuz normal hayatta, yani yani nasıl devam ediyor hayatınız? Hayatımız yani, abi ama, biz şey şekilde böyle gidiyor. Evet abi, mesela 3 senedir ben tütünü bıraktım. Kendi fıtıktan ameliyat oldu bu da. Tütün işini bıraktık, işte kekik yapıyoruz. 31 yaşına gitti bu yıl. Bu hayat herkes işte kendinizi idare edecek şekilde. Ökücü işte hayvanlarımıza, kendimizden şey etmek için. Fazla biz hani tütün yapmıyoruz. Tütün işini bıraktık. İşi bıraktık. Kekik de. Kekik olsun. Kekik de buydu ya peki. Ben zaten işte. Bu gitmiyor aracı. Zaten traktöre binmeyecek dedi buna. Doktor 3 sene binmeyecek diye dedi. 2 sene. Devam ediyor ama. Devam edecek. Hayat devam ediyor. Yazsan olmuyor ki. Geçinim olmuyor. Bu çalışıyor. Biz de yapmıyoruz. Işte zaten gidiyor. Daha gitsek bununla bir sabah kadar kalkmıyor işte bu. Sabah kalkmıyor. Saat 9'u 10'a kadar yatıyor bu. Sabahları zor kaldırıyoruz buna. Daha önceden kalkıyordu, şimdi kalkmıyor işte böyle. Ramazan geç mi yatıyor, ne diyor? Mulak bir mezere. Vermezsem benimle konuşmaz galiba. Ramazan biz hep beyaz sandalyeye oturduk, sen siyah sandalyeye oturdun. Sen farklı mı? Kalktım bu siyah sandalyeye otururum, ben beyaz sandalyeye otururum, ona otururum. İlle siyah sandalyeye bunu seviyor bunu. Bunu seviyor. Yapacak şey bizim bu çekeceğimiz hani. Der, tecelli mi? Kader mi? Tecelli, kader. Ne dersen de kader. İmtihan, imtihan. İmtihan, imtihan bu bize. Ben şu ana kadar hiç oğlumdan aciz gelmedim. Hani her zaman hani. Bana böyle bir sene bir şey etmez. Öyle şeysi yok. Yani bir, öyle bir hani bir şeysi de yok. Hani Cenab-ı Allah da bunun mükafatını hepinize versin inşallah. Amin, yani. Amin inşallah. Amin. O şekilde evet, dua amin. Ne diyeyim? Peki Karaköy dediğimizde geldik, geleceğiz. Karaköy işte güzel soğanlarımız var. Soğanımız, işte domatesimiz, incirimiz var. İncirimiz var. Tarlalarda neler var? Tarlalarımız işte birinci gelene hani ürettiğimiz tütün, ikinci kekik, arpa. Daha eskiden mercimek oldu. Hani sarı mercimek var. Şimdi sarı mercimek ne olduysa şimdi ilaçlar mı oldu? Olmuyor. Ha, ektimen bu sene bir çuval şey oldu. Hani birbirini yapmada binde bir nadir oluyor. Fazla olmuyor. Hastalık hayvancılık var işte. Gelen de küçük baş var. Büyük baş var. Burası işte rakamı deniz yüksekliği 900 kilometre. Böyle işte bir deniz diyor. Bu. Serin. Serin. Havamız iyi. Havamız iyi canım. İyi havamız yani. Havamız iyi. Allah şükür hani. Uzak olması köyümüzden memnunuz. Bir de işte suyumuz da var sıkıntı. İçme suyumuz da. Hani caminin yanında da konuştuk ya suyumuz da var sıkıntı. Başka türlü köyümüzün Allah'a şükür havamız şeyimiz yerinde. Ya Fatan vurulmuş, bura kurmuş. Hani yörükler bize sarı tekel derler bize. Biz yörüklerden kurulmuş. Sarı tekel yörüklerden. Evet oradan kalmış. Benim isim kendi soyadım da tekeli ya. Evet bu tekel de oradan geliyor. Evet. Eş abla sen de mi buralısın? Burada bu buralıyım buralı. Buradan. Buradan doğup büyüme buradan köyden. Buradan doğup büyüme burasınız. Köyden. Buradan. Ne diyelim? Allah size kolaylık versin. Amin. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buradan mikrofondan söyleyebilirsiniz. Yani bizi geldik, ağırladık. Allah razı olsun. Allah sizden çok çok bizim, sağ olun. Sağ olun. Ramazan yani bizim için özel çocuk, bize göre özel çocuk. Ya Allah sizin gibi büyükleri bizi başımızdan eksik etmesin. Cümlemizi. Allah size kolaylık versin. Amin. Allah size sabır versin. Allah Cenab-ı Allah inşallah bu Ramazan'a baktığınız bu şeyin mükafatını size versin diyelim. Amin amin. Yani ne diyeceğiz? Yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde olduğunu istemez ama hani bizim bir hocamız var. Hocamızın söylediği gibi. Yani işte bir Cenab-ı Allah size sebep verdiyse hani bir şey verdiyse bir bildiği var. Yatın kalkın ona ya işte çocuğu askere göndermeseydik, çocuk askere gitmeseydi, şu saatte gitseydi, şu olsaydı, yok bu olsaydı. O saatte ana rahminde yazılıyor andımıza. Ama Cenab-ı Allah ya biz de böyle. İşte bak ablası bunun bak büyüğü. O hemşer oldu. Üniversiteyi kazandı mesela 12 yıllık memur. Eşi de orada. Onların ev işi orada Deniz Üniversitesi'nde çalışıyor. Bu bizim yanımızda. O 90 ablası 90'lı mı 93'lü? 30 yaşında. 31 mi? 31. 31. 31 yaşında. 35 İskender. Evet geldik gördük. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağınıza sizin sağ varsa bizden bir isteğiniz mesela köyümüzden. Benim isteğim var. Ramazan'a iyi bakın. Bakıyoruz. O başımızın üstünde. Ona bakmamız evet. Niye bakacağız? Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun.
ateş mateş deyip dur bunlar. Fazıma bakayım. Benim. Fazıma bana ne yapıyorsun sen burada? Zine diyoruz. Sini. Evet. Hangisinden? Bu eski zaman zinelerinden. Baklava ediyoruz. Kendi ataşlarımızla ediyoruz. Benim anam da ediyordu bundan. Anamın yaptığı zini de mi ediyordu? Evet. Annen yaptığı zinelerden, eski yörelerden. Biz bunu davulla çala çala getirdik ki 30-40 kadar. Bunu sadece böyle size görüntü için gitti, yaptırdık. 30-40 kadar derken düğünlerde? Evet. Önce, evet. Düğünlerde. Sağdış gezmelerinde. Şi gezmelerinde. Fazıma abla, sağdış gezmez nasıl oluyor? Anlat bakayım ben. Zine ederiz, oradan kavamıza koruz, davul çala çala. Önden davul, arkasından siz, evet. 10 tane sinin. Evet. Bizi de çağırmadınız o zaman? Biz, hani sizi tanıtma için, biz bilmiyorduk evveli. Önceden gelsen onu görürdün. Evet, önceden gelsen görürdün, hani böyle şeyimiz yoktu. Tamam. Şu siniyi getireyim bir oraya. Şu ne? Fazıma bu kasta mı bu? Evet, bu kasnak. Getir getir, sen bir aba getir. Bu kasnağımız. Kızlarla ne demek olacağı da bizim indişiğimize pişmesek de gücünsün. Bu kasnağımız, bununla ya pişiriyoruz, yukasını yazıyoruz. Aa bak öyle kızaracak bak. Şöyle kızaracak. Evet. Bu gibi kızaracak. Evet. Yalnız tam kızarıyordu, siz aldırdınız ekene mi? Evet. Biz önemli değil, biz burada yıkan yeriz değil mi? Yerseniz yer. Kızarmamış onu çevirin. Biz bunu sizden ötürü yapıyoruz. Yani biz geldik diye hazırlıyoruz. Evet. Köyümüzün adeti bu. Köyümüzün adeti diye bunu yapalım, edelim diye. Fazıma bak. Kendi unumuzdan mı? Kendi unumdan. Yani buğday kendimizin. Evet, buğday her şey kendimizin. Hepsi kendimizin. Evet, kendimiz. İçinde ne var Fazıma babamın? Buğday var, oradan ceviz var, leblebi var, nohut var, fıstık var. Hepsi bulunur. Hepsi bulunur. Bayağı güzel. Evet. Güzel, hani kendi ellerimizle, hani her şey kendi şeyiyle. Ürünümüz. Ürünümüz. Biz hangi köydeyiz? Buldan Karaköy'deyiz. Karaköy'deyiz. Evet. Karaköy, sen gelin mi geldin bu köylü mü? Buralıyım. Buralısın. Evet. Bu köyden bu köye, evet. Buraya gelin geldin. Dayımın oğluna vardım. İyi. Yabana gitmemişsin. Evet, yabana gitmedim. Birbirimize bakalım diye dayımın oğluna vardım, ottum. Şu abamın dürtmüyor, onu dürtme. Ha, cennet abi. Abla kendi gibi tanıt bakayım bir. Terlemişsin iyice ya. Ben terledim. Bu da terler ya. Ben cennet. Cennet abla. Evet. Anlat bakalım, sen de anlat. Neresin? Sen de mi buralısın? Ben de buralıyım. Kızım çevirme. Komşu orada mu? Çevireceğiz. Çevirme. Sen döndün. Biz hep kaçtık. Komşu. Bir düğün edivren olmadı bize. Hiç eden olmadı mı? Aa, bu da kaçtı. Ben de kaçtım. Bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Bize bir düğün edivren olmadı. Şimdi burada dört kişi var. Dört de kaçmış. Dördümüz de kaçtık. Allah nasip etmedi. Kızağımıza yalnız nasip etsin. Mutlusunuz. Mutluyuz. Huzurluyuz. Şimdilik Allah'a şükür. Bin şükür. İyi şimdilik. Kaçma nasıl oldu, onu anlat bakalım. Kaçma, benim herif orası diyerek oldu. Nerede? Yolun altına. Ha, sen çuvalı aldın gitti mi? Ahmet kayın beni aldı, haydi. Ahmet kayın götürdü bir de. Evet, kayın götürdü. Ha. Eşimin yanına kadar aldı da gitti. Oraya gittiniz, evet. Oradan gittiniz galiba. Evet, onun kere gittik. Düğün ettiniz sonra? Hayır, etmediler. Öyle kayınla kayınba yaşlıydı, etmediler. Etmediler. O zaten kayınla ben bir sene sonra öldü kaldı. O zaman şimdi biz burada bugün çalgı çalgı sizi oynatalım. Oynayalım. Tamam mı? Oynayalım. O düğündeki gibi. Dördünüz orada ben çağıracağım. Bak. Hayır, bu önemli. Şu dört tane kaçan vardı köyden, bir gelsin diyeceğim. Siz sağa çıktınız oynayın. Vallahi çağırın, oynayalım. Tamam mı? Bize zaten bir gelinlik giymedik. Bir tamamımız çıkmadı. Kızağımızın bayılım tamamı çıktı. Size söz. Bizim sanatçılar da var burada. Tamam. Bunlara çaldıracağım dördümüzle. Oynatacağım. Tamam. Ama dur diyor, bak. Sen kendini tanıt bakayım. Adını söyle mi? Adım Cennet Uzunoğlu. Cennet abla, senden mi kaçtın? Ben de kaçtım. Sen kendini tanıt kardeşim. Fidan Duyar, ben de kaçtım abi. Dur şu yanına geçelim. Hiç dışarı kaçmadı bunlar, hep dayısın onlar. Ama sen kendini tanıt. En akıllı sen varsın, bunların içinde sen de kaçmışsın ya. Ben Eşe Özsoy. Kaçtım, ev eski düğün yoktu. Eskiden düğün yoktu. Vardı da azdı. Sizin zamanın peki araba var mıydı kaçakam? Yok, ayaklarımızla. Yani nerede araba? Dağdan da eve kaçtık. Nerede araba? Yok. Araba da yok. Yok araba yok. Şimdi arabalar. Yani traktör hiçbir şey yoktu sizin karşınızda. Var, yol yok. Bizim evlendiğimiz zaman. Arabayı başlıyor, yol da yoktu. Yol yoktu.
Yine hepsi de var ama işten ama geçti. Bak, biz kocadık. Burada 4 kişiyi gördük. Evet. Bu 4 kişi, 4'ünüz de kaçmışsınız, 4'ünüz de oynatacağız bir gün. Oynarız, oynar. Fatma baba. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Yani bizim için bu kadar zahmete... Biz çevirince de bakın diye 5 dakika bekle orada da. Buradayız. Biz buradayız. Çevirince bir dargınlığına gördüm. Buradayız, bakıyor. Evet. Çevirince de bakacağız, yerken de bakacağız. Tamam. Tamam. Yiyin. Ağızlarınıza sağlık. Evet. Biz edelim siz yiyin bir bizim yöreleri de görün. Biz de bir meşhur olalım. Sen meşhur oldun zaten. Kaçmayın lan sen meşhur olma. Bir odaya girdik, küçücük bir odaya 4 kişi kaçmış. Büyük odaya girsek 50 kişi kaçmış. Herde yani biraz da büyük bir yere gitsek hep kaçacak herde ha? Evet. Şimdi kaçmıyorlar. Ama önemli, önemli olan tabii geçmişte hani analarımız, babalarımız yokluktan, varlıktan, darlıktan biz bunları yaşamışız. Ama buradaki en önemli olan neyi? Hani şu anda mutlu muyuz, huzurlu muyuz? Mutluyuz, mutlu. Ya en önemli o. Allah o mutluluğu, o huzuru bozmasın inşallah. Bu amin. Amin. Bekliyoruz biz burada. Bekle. Bekle, bekle bak çevirmeye başladık, bekle. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldin. Yardıma geldik, yardıma. Kedi olmadan bitiremedik abi. Şimdi toptan beri diyoruz. Çocuk toptan beri düşündürdü bunlar. Abi elin görünmüyor. Şöyle önce. Şöyle elin görünmüyor. Şöyle. Şöyle seyirebilirsin. Şöyle. Aynen. Şöyle seyredersin. Şöyle başlıyoruz hemen. Şey yok değil mi? Siz gibi hızlı yapamayız da şöyle. Aynen öyle. Kapatalım herhalde. Böyle çıt çıt görünüyor. Bir de aşağı. Topluyu gibi mu? Evet. Topluyu çekil. Kapatın çekil.
Buna ilacı atıyor musunuz herhalde? Atıyoruz abi. Zehir atıyoruz böcek olmaması için. Böcek olmaması için. Evet. Evet. Külleme ilacımız var, onu kullanıyoruz. Hadi kapacılar. Kapa. Kapa ne demek? Kapa ne demek? Kapa size gelsin. Evet, aynı diye öyle bakalım. En çok ben yapmışım. Kapa size gelsin. Kapacı buyur. Burayı doldurdum da bacılıyor. Tamam. Şimdi kapa aram yerelim. Kapası çıkıyor lan. Güleyim yemekler dışı. Sen sabah kaçta geliyorsun? 5. Sabah üzerinden kere çıkıyor diyorlar. 5-5.30 gibi. 12'ye kadar kırıyoruz. 12'ye kadar? Evet. Şimdi önceden biz tüpün iğnesi diyoruz ya, iğneye diziyoruz böyle. Evet. Şimdi evet öyleydi. Yok değil mi? Şimdi şey yapıyoruz. Hayırın yok. Benim yok abi. Evet. Karaköy'de tütün tarlasına geldik. Ben sırtımı perdeye yasladım. Biraz tütün kırdık. Ama az kırdık da zaten kalmamış. Evet. Değil mi? Sonlarına gelmişiz. Evet. Şimdi burada eşabam var. Eşabam bize tütünün nereden başladığını, zorluklarını, yani nasıl yetiştirdiklerini tek tek anlatacak. Tabii çok güzel bir de soframız var. Bu sofra yemek burada tatlı oluyor değil mi ama? Evet, evet burada tatlı oluyor. Yani, elimizin tetrinle. Elimizin tetrinle. Evde tatlı olmuyor, burada tatlı oluyor. Benim elim tetri olmuş mu? Olmuş, çok güzel olmuş. Şimdi eşaba. Sen bir anlat bakalım yani bu tütün ne zaman başlıyorsunuz? Yani önceden hani yatırıyorsunuz ya, ne diyorlar ona? Fidan mı yatırıyorsunuz önce? Evet. Oradan ocak başlayalım, ocaktan. Ocak yaparız. Önce ocak yapıyorsunuz değil mi? Ocağın onuna, Şubat'ın onuna başlarız. Ocak yaparız, fidanları deperiz. Otlarını ayıtlarız. Nisan'ın onuna, 15'ine dikmeye başlarız. Bir ay sonra çapıya başlarız. Diker olur, elle dikeriz. Amale tutarız. Şimdi dikerle yapıyorlar. Çapasını yaparız iki sefer üç sefer kırarız. Çok zor. Dağımızda yağmur yağmayınca olmadı. Bu sene tütünlerimiz kötü oldu. Milletin işi zor. Suyu olanlara iyi. Suyu olmayanlara zor. Dağımızda su yok. Evet. Bunda zorluğumuz var. Tabii Eşabam şöyle kısaca anlattı da. Yani bu tütün tarlasına giderken sabahın 5'inde kalkılıyor. 4'üne kalkıyor. 4'te mi? 4'te kalkıyor. 5'te tarla dolacak. 5'te tarla dolacak. Gördünüz mü? Telaş başladı. 12'ye kadar kıracaksın. Aynı böyle yemeğimiz. 1'e kadar. 4'te kalktığınızda evde kahvaltı ediyorsunuz mu? Hayır. Ha burada tarlada elimizin tetriyle burada güzel olur. Kısırsın bunu güzel olmuyor. Tarlada burada güzel olur. Temiz havalarla güzel olur. Burada. Burada güzel olur. Yani kahvaltıyı da burada yetiyorsunuz. Kahvaltımız burada olur. Kalanımız evde olur. Kalan evde. Evet. Yani öğleye doğru bir daha gidiyorsun. Evet, öğlen eve gidiyoruz. Şimdi önceden şöyleydi bizim orada. Biz öğlene kadar tütün kırardık, öğlen gelirdik, iğneye dizerdik değil mi? Evet, eski iğne var. O yok gari. O günler gelmesin ama gene de o günlerde para kazanılıyordu. Şimdi parada değer diye bir şey kalmadı gari. Yani tam değerinin şeysini alamıyoruz diyorsun. Şimdi evet. Eyveneşti, para yok. Parası yok. Hani işimiz eyveneşti, paramız yok. Değerini bulamadık paranın. Giderlerimiz çoğaldı. Çok kızım. Her mazot, şey bahalı. Gübre çok pahalı. Her şey bahalı. Her şey bahalı. Yani evet. Karşılayamıyoruz. Yiyin gari yiyin. Teşekkür ederiz.
mı? Abi hayırlı olsun. Çok güzel oldu. Abi teşekkür ederim. Nasıl oldu? İyileştin mi? Şükür iyiyim. Ver gönlün iyi oldu ya. Evet. Sağ ol, hayırlı olsun. Sağ ol efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İyi mi? Sağ ol. Canım. Zıpçın. Abi hayırlı olsun. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi hayırlı olsun. Hoş geldin ya. Amcana hoş geldin amcana. Evet. Emmi oğlum. Nasılsın, iyi mi? Gelin abi. Hoş geldik. Hoş geldik. Hoş bulduk. Dur bakalım, bir seni tanıyalım mı? Adın soyadın ne? Benim adım Yağmur. Yağmur. Evet. Yağmur, nerelisin sen? Karaköylü. Nerelisin? Karaköy'de. Karaköy'de. Güzel mi etkinlik? Güzel oluyor mu? İyi, hadi bakalım. Evet, Karaköy'ün Ulu Çınarları'yla beraberiz. Evet. Eşebe nasılsın? Şükür. İyi mi? İyiyim. İyi, ha, bu halime göre şükür. Şükür buraya diyorum, geldim. Buraya kadar geldin diyorsun değil mi? Şükür, şükür, şükür. Buraya geldiğime şükür. Seni tanıyalım. Hatice Soy. Hatice Aba, evet. Kaç yaşındasın? 65. Maşallah, maşallah. Seni tanıyalım bir o. Benim adım Emine. Emine Okur. Emine be. Evet. Kaçlısın Emine be? 1950'li. 50'li mi? He. Tamam. Hala sen tanıyalım bir o. Dudu Kocaman. Dudu Kocaman. Evet. Evet, gördüğünüz gibi Karaköy'ün Çınarları'nı yanımıza aldık. Şimdi önceden düğünleriniz, şeyleriniz nasıl oluyordu? Çok güzel oluyordu. Güzel mi oluyordu? Çok güzel oluyordu. Nasıl oluyordu? Kaç gün oluyordu? Üç gün düğünümüz oluyor. Şimdi de 3 gündür. Şimdi de 3 gün. Şimdi 3 gün. Evet. Önceden 3 gün. 3 gün düğün oluyordu. Evet. Yani cuma, cumartesi, pazar. Evet. Kına gecesi oluyor muydu? Oluyordu. Peki kadınlar bir yerde, adamlar bir yerde miydi? Hayır. Biz öyle ayrı yapmazdık. Hep aynı. Aynı yapıyoruz biz. Biz aynı gidiyoruz. Kına gecesi yapıyor muydunuz? Yapıyorduk. Sen yaptın mı kına gecesi? Evet, kınalar evcilik. Yoksa sen de mi kaçtın? Kaçtık. Sen de mi kaçtın? Hayır, kaçtım. Sen de mi kaçtın? Kaçtım. Kaçırdılar. Sen dümpten ne var? Üçte. Biz yapmadık da yapanlar yaptı. Ya sen yapamadın ha? Hayır, biz yapamadık. Sen mi kaçtın? Evet, kaçtık biz. Çoğuduk, biz 9 kardeşiz. 9 kardeştiniz? Evet, düğün olamadık. İyi, bugün düğünü yapalım sizin burada. Kısadır biliyor musun? Rumbas da hocaydı biliyor musun? Hoca oldun lan. Evet, benim adamım. Hoca olduğu için. Abi, ben dipten bir odaya girdim. Sineymişler, tamam mı? Orada 4-5 kişi vardı. 5'i de biz kaçtık dediler. Biraz sonra oynatacağım.
Doğru. Fadime babam gibi. Doğrudur. Değil mi? Evet, evet. Yani yani demek öyleymiş eskiden değil mi? Şükür. 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 Değme şükür. Şükür. İyi mi? Köyümüz güzel mi? Güzel, şükür. En yaşlımız Ebem değil mi? Evet. En yaşlımız o. Var, daha büyük var da dışta. Dışarıda. Evet. Seda. Evet. Karaköy'deyiz. Çok güzel aşure pilav hazırlamışlar. Solumuzda Sayın Muhtarım Fedai Çeyük var. Aşçımız var. Ferdi Çeyük var. Kardeşlerimiz var. Aşçımız. Değil mi? Aşçı Batuş. Aşçı Batuş. Evet. Evet. Doğuş Medya Grubu'ndan İskender Doğan var. Sayın Muhtarım, öncelikle hayırlı olsun, Allah kabul etsin. Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun. Bu etkinlikle ilgili bir fikrinizi alalım. Yani bunu tüm köy halkımızla beraber yapıyoruz biz. Şahin Usta'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İşte gereken bir aşure kendi aramızda öyle bir etkinlik yapmayı istedik. Teşekkür ederim. Ama birlik beraberlik güzel. Birlik beraberlik, onda sınır yok canım. Yani gerçekten çok evet. Güzel bir dayanışma var. Aynen. Bu dayanışmanın biz devamını diliyoruz. İnşallah. İnşallah, inşallah daha güzellerine buluşmak dileğiyle. Abi sizi tanıyalım. Ben Şahin Usta. Bulgan'da yaşıyoruz. Mesleğimiz aşçılık. Elimizden gelince, karınca kaderince bu işleri yapıyoruz hocam. Ferdi nasıl gidiyor, iyi mi? Şu ana kadar çok güzel gidiyor. Sizin sayenizde çok güzel çekimlerimizi, örf adetlerimizi elimizden geldiğince kadar sizlere göstermeye çalıştık. İnşallah bu bir başlangıç. Daha da güzel şeylerimiz devam edecek. Hoş geldiniz. Buyurun. Sizi tanıyalım. Ben Karaköy Buldan. Fatma Uzunoğlu. Sen buralı mısın? Evet, Karaköylüyüm. Aşçı mısın? Benim? Evet, aşçıyım. Aşçısın sen. Evet. Aşçı Fatoş. Evet. Aşçı Fatoş dedikleri sen. Evet. Usta burada. Evet. Ay Yıldızı kim yaptı? Ustam yaptı. Ellerine ustam, Ay Yıldızı'sın. Çok teşekkür ederim. Özellikle teşekkür ederim. Daha güzel olacaktı ama narımız olsaydı Türk bayrağını sunacaktık aslında. Özellikle tamam. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil, bir şey değil. Her zaman Ay Yıldızı görmek istiyorum. Tabii, tabii. Evet bacım, sizi tanıyalım. Ben Muhtar'ın hanımı. Aysu Çevik. Aysu Çevik. Hep sülale burada. Evet, evet. Hep akrabayız. Hep akrabayız. Evet. Sizi tanıyalım. Evet, aynı biz de aynı köylüyüz. İsim? Ümit Eke. Ümit Eke. Evet, ailecek, köycek buradayız. İnşallah çok güzel aşure ayında. Böyle çok güzel bir etkinlik. Cenab-ı Allah inşallah bu hayırlarımızı kabul etsin. Muhtarım inşallah çok daha güzellerini i̇nşallah hep beraber. Muhtarımıza bir alkış. Şahin Usta'ya alkış. Şahin Usta'ya onu da alkış. Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese, sizlere de alkış. Köyümüzde. Evet. Emeği geçen herkese bir alkış. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Sağ olun. Evet, Karaköy'de güzel bir program. Devam ediyoruz. Evet. Çok daha güzellerini biraz sonra bizi izlemeye devam edin. Evet. Servise başlayalım. Abi teşekkür ederiz. Bu cennet vatanı bize emanet bırakan şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları için yaptığımız bu hayra sanatın dua ve niyazlarımızın kabulü için yaşadığımız ülkemizde, yaşadığımız köyümüzde, yaşadığımız bölgemizde umduklarımızın ait, korktuklarımızın emin olmak için Peygamber Efendimiz ve ashabın ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Devam ediyoruz Karaköy'de. Burada çok büyük bir telaş var. Ama ne yapmasınız? Bezdirme yapıyoruz. Bezdirme. Evet. Yani sadece bezdirme mi? Şuna bezdirme mi tatlar mı? Bu hamurlu. Hamurlu dediğimiz. Evet. Mayalı çörek bu. Ya katmer değil. Katmer değil bu. Bu hamurlu. Hamurlu. Sizin evet. Buraya göre hamurlu. Hamurlu. Sizi tanıyalım. Ben Elime Yıldırım. Elime Yıldırım. Evet. Tamam.
Abla kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bayım. Bir tanıtıyor. Kendini tanıt. Beni Hümeğimizin oğlu. Tamam. Kimin? Ha burada. Ya ve beni. Çek bizi. Nerede yani? Nerede bu? Ya ve beni yanmasın. Öbür tarafa. Üstüne yağ mı sürüyorsun? Yağ çalıyoruz. Bu katmer oluyor. Bu katmer. Bu hamurlu bu katmer. Evet. Bu doyuruyor bizim karnımızı. Çörek bile doyurmuyor valla. Bunları tütün tarlasına giderken mi yapıyorsun? Evet. Evet evet, öğlenleri yapıyoruz. Kahvaltıda. Kahvaltıda. Kahvaltıda yiyoruz. Sabah kahvaltısın, tarlada ne diyorsun? Tarlada diyoruz. Evet abla, seni tanıyalım. Ben Elif Çevik. Buldan'da oturuyoruz. Buraya yörelerimiz olacak diye onun için geldik. Bunları yapıyoruz işte. Bu bezdirmeler. Önceden de yapıyoruz. Önceden de evimizde de yapıyoruz. Yani bu bezdirmelerin unu, şeysi hepsi buradan değil mi? Evet. Hepsi kendi imalatı. Evet evet. Kendi imalatımız. İmalatı olan da var, olmayan da var. Yani parasını alan da var. Evet. Köyümüzün hamurlusu. Evet. Hamurluyu sen mi açıyorsun? Evet ben açıyorum. Seni tanıyalım mı? Tanıyabilirsin. Ben Hatice Özsoy. Hatice Özsoy. Özsoy. Evet. Nasıl oluyor? Anlat bakalım. Nasıl oluyor? Maya katıyoruz. Hamurunu. Yani önceden mayalı. Evet. Evet. Önceden mayalıyoruz. Maya, su. İşte yöresel kendimizin hani şeyimiz yani. Bu hamurlu mu? Bu bezdirme deriz biz. Ha, bezdirme. Evet. Onlar hamurlu. Hamurun içerisinde bir şey yok. Evet. Bunda sade maya. Onlar sade hamur şey oluyor. Maya oluyor onlarda. Bu peynirli. Yağ katıyoruz içine, yağışıyorsun. Abla sen tanıyalım mı ya? Ben Fatma Çevik. Akraba mısınız? Evet, evet. Amca kızanıyız. Muhtarımızla amca kızanıyız. Hep yardımcı anladım. Oluyoruz. Evet. Muhtarın kuzenleriyiz. Evet. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş kardeşimiz. Hoş bulduk. Şu ne şu ama şu ne şu? Katmer. Bu katmer deriz. İçinde ne var onun? Kabak var. Kabak mı? Evet. Ne oldu, ben bildiğimiz kabak. Evet. Evet. Yiyecek miyiz onu? Yok, yemek yiyeceğiz tabii de. Yiyelim. Şey değil, hani tanıyalım köyde neler yapıyoruz, şey yapıyoruz. Bunu önceden annelerimiz yapıyor muydu yani? Bunlar uzun mu dayanıyor? Nasıl evet, oluyor? Evet, yapıyoruz. Sürüp gelme. Kursun, buzlukta. Yiyeceğin zaman çıkarırız. Yani fırın ekmek gibi değil. Ne zaman istersen çıkarabilirsin. Evet, çıkarabilirsin. Evet. Dondurmaya koysun. İkişerini poşetten çıkar çıkar yırsıdır yırsın. Dur, dayanıklı. Evet, kolay gelsin. Bereketli olsun. Sağ ol. Size de kolay gelsin. Şuradan bir tanıyalım hemen. Cemile Özsoy. Özsoy. Evet. Karaköylüyüz yeter. Karaköylüyüz tamam bitti. Abla sen tanıyorsun. Sultan Kocaman. Karaköylüyüz. Karaköylüyüz. Yöremizi daha tanıdıyız. Evet. Köylümüzle. Hepimiz buraya öyle geldik müsevir olarak. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bak ne güzel değil mi? Evet. Değil mi abla? Evet. Sen tanıyalım ağam. Ben Kezban Kocaman. Kezban? Kocaman. Kocaman. Evet. Kezban abla sen de yaptın mı bunu ağam? Yapayım. Halen yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Her gün yapıyoruz. Evet. Her gün yaparız. Bir her gün yapıyor musun? Bükmeden, şibitten her zaman yapar dururuz. Devamlı yaparız. Yeriz hep evet. Yaparız böyle. Yani yöresel yaparız. Tamburlu yaparız. Yöresel. Günlük hani sabah kahvaltısında olsun, tütüne giderken. Ama doyurucu da değil mi? Doyurucu evet. Da yaparız devamlı. Hepimiz yaparız, kullanırız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Biz seni tanıyan mı? Tanı. Fatma Madem. Fatma? Fatma Maden. Fatma Karaköy'den. Maden. Karaköy'den. Karaköy'den. Evet. Allah'ım Fatma Bıcım. Teyze sen tanıyan mı ya? Ben Gülten Gedik. Gülten Gedik. Evet. Karaköy'den. Evet Karaköy'denim. Nasıl etkinlik güzel mi? Çok güzel aslında. Geleneğimiz böyle devamlı devam etsin. İnşallah bu başlangıcı olsun. Evet. Bu gelecek senelerde inşallah daha çok daha güzel bir şekilde yapalım. Evet. Evet. Geleneğimiz ölmeden böyle yaparız. Güzel senlik işte. Yapıyorsunuz maşallah. He güzel güzel. Hala sen tanıyan mı ya? Tanım. Fatma Kaçar. Fatma Kaçar. Karaköy'de. Kaçar Kaçar. Tamam. Sen de Karaköy'de. Evet. Uluçunalar zaten tanıdık. Hepsini konuşturduk. Değil mi? Evet. İyi değil mi? İyi, iyi zaten. İyi oluyor mu? Çok iyi. Hepimizin konuşturduk. Ben hepinizin bir elini öpeyim. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.
gelsin. Sağ ol. Ne şaştın? Bizim bu. Zaman da 2000'de benim askere gitti. Bunun parasını da askerliğine ettirdim geldim. Gene ekmek var, bunda da ekmek var. Bundan aldınız ya. Ne? Bu şu anda ne dokuyorsunuz? Kilim derler, namazla derler buna. Kilim? Evet. Bu kaç günde çıkarıyorsunuz? Dokuyuşumuza bakar. Yani ortalama anlıyor. Ortalama bir hafta denir herhalde. Bir hafta yapamadan biter. Bir hafta yapamadan bitiriyorsunuz. Evet. Ama gerçekten bu desenleri nasıl veriyorsunuz? Onun dinini sayıyoruz, ona göre örnek veriyorlar ya, dinini sayıyoruz buradan öyle kaç tane. Bu asıyoruz bir şey, neydi onun adı? Fotoğrafını asıyoruz bir şöyle evet. Burada. Orayı asıyoruz değil mi? Şu anda 2, 4, 6, 8, 10 dinle olmuş bu. Ona göre sayıyoruz, ona göre yapıyoruz. Ya bu tütünden zorlayalım. Tabii canım, tütün en güzel iş. Daha da güzel kahvaltını yapıyorsun, her yer temiz hava alıyorsun. Güzel. Biz biraz önce tütün kırdık geldik de onu yaptım, bunu yapabileceğimi bilmiyorum. Ya bakın bu kirkit değil mi? Evet, kirkit. Bizim kirkitler böyle vuruyorduk. Biz, siz böyle vuruyorsunuz ya. Onu ne var ha? Bu böyle. O çuval dokuyoruz ya mesela bunu. Onu öyle vuruyoruz biz. Böyle vuruyoruz değil mi? Evet. Bunlara dokunmak lazım. Bunlara dokunmak böyle diyor. Onun köp büyük oluyor biraz. Ha, bu böyle vuruyor. Bu böyle. Bu kirkitler bayağı eski ama değil mi? Evet, eskilerde. Kaç senelik vardı? Vallahi bilmiyorum ki anne. 30 yıllık vardır en azından. 30 yıllık? Evet. 30-35. Ben sunucunu bıraktım, ablama devrettim. Sen sor gari ben. Böyle koyayım mı o? Yani yapılmıyor. Ne oldu? Ne yapalım? Kaçtı, görüyor musun? Evet. Bak. Nerede gördüğüm kaçtı. Evet, evet. Kolay, kolay değil abi. Herkes kolay değil. Ya bak. Şimdi tütünü şöyle ezdirdik, tak 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 yaptık ama bu olmayacak. Evet. Şimdi şöyle tutuyoruz, ileri kaktırınca ne oluyor? İleri kaktırınca dinini bir geçiriyorsun. Ha. Bir de geri geldiğinde ayrı bir tarafını geçiyorsun, sonra dokuyorsun böyle. Aynı yerde devamlı kaktırırsan o zaman aynı din olmuş oluyor. Ama ileri geri ettin mi din... Yastırın kaktıracaksın. He. Bir kaktıracaksın, bir geri çekeceksin işte. Öyle oluyor. Yağmur yağsa en güzel tütün de, yağmur da bu sene olmadığına suyu olanların çok oldu. Ama biz gibi suyu olmayanlar zararda iş. Benim diyorum abla, benim diyorum. He? Benim diyorum. Ferdiye diyorsun, okusun. Ha, Ferdiye diyorsun, dokursun diyor. He, valla dokursun. Benim anam dokumuş bunu da ben dokuyamayacağım. Anamın olduğunu da dokuyamayacağım. Baktım karışacak kafa. Şöyle bir iler diyor değil mi? Evet, buradan ayarlayacaksın dini. Şöyle bir, bunu böyle çektik bir... diyelim. Bakalım. Geçiriyorum orada. Bak şimdi öyle şu dokuverin. Şöyle çektin mi şöyle geçiriyorsun. Koyun, şimdi o geç dediğini de böyle kalktın, o geç dediğin beri geliyor. Ha, anladım şimdi. Böyle oluyor. Tamam. Şimdi gene beri çekeceksin. Bir beri bir iler. Ama bayağı meşakkat değil. Siz bunu bir haftada 10 günde bitiriyorsanız çok iyi. Evet. Kolay gelsin ama bu bu geleneğimiz bizim devam etsin. Bunu her zaman yapalım inşallah. 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 Yani bunun pazarı var mı şimdi, devam ediyor mu? Devam ediyor. İşte. Bizim burada yok ama. Şu anda bıraktık biz bunu. Bu göstermelik olarak yaptık biz bunu. Şu anda pazar yok. Pazar olmadığı için evimizde çeyizlerimizi yapıyoruz, orada bırakıyoruz. Bu eşme tarafında da dokunuyor. Aynı kilim mi? Aynı. Aşağı yukarı aynı. Evet. Ama bunu devam ettirmek gerekiyor bence. Pazarımız olsa devam ettireceğiz ama pazar olmadığı için bıraktık. İnşallah onun üzerine bir duralım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Fazım abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu senin tarif ettiğin şey mi? Evet. Bu o kadar uğraştın değil mi? Evet, uğraştım. Şimdi bunu açmak için ne lazım? Ne verirsen razı. Bana mı razısın muhtarım? Sena. İşte bu. Teşekkür ederim. Bu da senin düğün hediye. Sağ ol, teşekkür ederim. Aç bakalım bir. Teşekkür ederim, sağ ol, ellerine sağlık. Bu 800 yıllık keşmişiyle ünlü. Yatağım. Yatağım da yapılmış. Evet. Bu bıçağı başka hiçbir yerde bulma imkanı yok. Tamam. Yani dövme. Bu torunun torununa kalacağı bir hediye. Evet. Ben seni orada görürken baktım ki gerçekten emek çok uğraştın, çok emek sarf ettin. Evet. Hiç kimse demeden, biz bir şey demeden sen bunu yaptın. Evet. Bu hediye de senin. Sen bunu hak ettin. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi.
benim de orada. Bugün Karaköy'e geldik. Yüreği yaralı analarımın, eli nasırlı babaların zeytin yeşili, toprak karalı kardeşlerinin köyüne geldik. Karaköy'e. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Basın olarak, program yapımcısı olarak davet etti. Biz de Denizli olunca, Buldan olunca, Karaköy olunca koşa koşa geldik. Biraz önce söyledim, tekrar söylüyorum. Bu sözleri başka yerde duyamazsınız. Çünkü yaşadım. Biraz önce tütün tarlasına gittik. Yüreği yaralı annelerimizi gördüm, dinledim. Elin asırlı kardeşlerimizin elinden tuttum. Onlarla hoşbiş ettik, konuştuk. Buranın ne kadar birbirine bağlı, ne kadar bağlı olduğu sürece de çok güzel şeyler başaracağını buradan gördük. Ben devam edecek. Bu sadece başlangıçtı. Şeyden. Bizi buradan ayrılmadan dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederiz. İnşallah bu dünyanın televizyonu WorldTurk'ta da yayınlanacak. Karaköy önce Buldan'da, sonra Denizli'de, sonra Türkiye'de, hatta ve hatta dünyada tanınacak. Bunu hep beraber yapacağız inşallah. Evet. Bizleri yalnız bırakmayan Buldan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ali Orpak aramızda. Şimdi belediye başkanı olunca bizim çok fazla sözü uzatmamıza gerek yok. Hemen şu güzel atmosferde söyleyeceğim mutlaka güzel bir şeyler vardır. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bu vatan hepimizin. Bu vatan şu partinin, bu partinin, şu belediyenin, şu belediyenin değil. Bu vatan hepimizin. Bunu nasıl tarif edersiniz dediğinizde, bir gün bir şehit cenazesine gittim. Şehit cenazesinin başında babası vardı. Cenazenin başına dikenmiş. Dedi ki, evladım seninle gurur duyuyorum. Bir babanın, bir şehidin tabutunun başında bu sözleri söylemesi çok zordu. Sonra etrafına döndü, baktı. Dedi ki, bu şehit her ne kadar benim şehidimse bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin şehididir dedi. Yani şu parti, bu parti demedi. Burada şu parti, bu parti, şu parti, belediye başkanı yok. Hepimiz biriz, beraberiz. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimi belediye başkanına veriyorum. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerinize, ağzınıza sağlık. Evet dostlar, tabii arkadaşımın dediği gibi biz 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olduk. Ama hep şunu söyledik, biz rozetimizi çıkardık. Artık bundan sonra Buldan için çalışacağız, hepimiz için çalışacağız, beraber olacağız. Ve bu amaçla da çalışmaya başladık. Yani siyaset artık ikinci planda. Hedef Buldan'a hizmet etmek.
Ve önümüzdeki günlerde de yıllarda inşallah beraber çok güzel şeylere imza atacağız. Ben öncelikle tabii bu organizasyonu düzenleyen başta bu tarım olmak üzere tüm emeği geçenlere, destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin gerçekten sağlam bir yapı taşı var. Örüklerimiz de bunun en önemli bir parçası. Onlar da bu ülkenin gerçekten ana unsurlarından bir tanesi. Bu ülke gerçekten hepimizin ve çok güzel. Her yerinde ayrı bir özelliği var. Buldan'a şöyle bir baktığımızda 300 rakımdan 1200 rakıma kadar her türlü ürün yetişiyor. Yani bu gerçekten özellikli bir yer. Turizm var, tarım var, sanayi var. Yok yok, önemli olan bunu ince bir usta bir ellerin işlemesi lazım. Biz de bunun için burada varız. Bunu da birlikte yapacağız inşallah. Bu arada şöyle bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki yıl burada güzel bir festival düzenlemek istiyoruz. Gerçekten hep beraber bunu yapmak istiyoruz. Ben hep şunu diyorum, biz Buldan'ı zenginleştirmek istiyoruz. Hep beraber el ele verip bu bölgeyi kalkındırmak istiyoruz. Ve şunu istiyoruz, dostluk, barış, barış olsun diyoruz, dostluk olsun diyoruz. El ele verip bütün sorunları aşalım diyoruz. Karaköy'de hakikaten özellikli bir yer. Gerçekten farkındalık yaratıyor, her konuda farkındalık yaratıyor. Bizim için de siz de özelsiniz. Dediğim gibi önümüzdeki sene size söz veriyorum, burada güzel bir festival düzenleyeceğiz, güzel bir organizasyon düzenleyeceğiz. Karaköy'ü tanıtacağız hep beraber. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz başkanımıza. Evet, biz biraz önce orada bu köyün ulu çınarları annelerimizle oturduk. Dedik ki, bugün Karaköy'e geldik. Yüreği yaralı analarımın, eli nasırlı babaların zeytin yeşili, toprak karalı kardeşlerinin köyüne geldik. Karaköy'e. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Basın olarak, program yapımcısı olarak davet etti. Biz de Denizli olunca, Buldan olunca, Karaköy olunca koşa koşa geldik. Biraz önce söyledim, tekrar söylüyorum. Bu sözleri başka yerde duyamazsınız. Çünkü yaşadım. Biraz önce tütün tarlasına gittik. Yüreği yaralı annelerimizi gördüm, dinledim. Eli nasırlı kardeşlerimizin elinden tuttum. Onlarla hoşbiş ettik, konuştuk. Buranın ne kadar birbirine bağlı, ne kadar bağlı olduğu sürece de çok güzel şeyler başaracağını buradan gördük. Ben devam edecek. Bu sadece başlangıçtı. Şeyden. Bizi buradan ayrılmadan dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederiz. İnşallah bu dünyanın televizyonu World Türk'te de yayınlanacak. Karaköy önce Buldan'da, sonra Denizli'de, sonra Türkiye'de, hatta ve hatta dünyada tanınacak. Bunu hep beraber yapacağız inşallah. Evet. Bizleri yalnız bırakmayan,
buradan belediye sözü uzatmamıza gerek yok. Hemen şu güzel atmosferde söyleyeceğim mutlaka güzel bir şeyler vardır. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bu vatan hepimizin. Bu vatan şu partinin, bu partinin, şu belediyenin, şu belediyenin değil. Bu vatan hepimizin. Bunu nasıl tarif edersiniz dediğinizde, bir gün bir şehit cenazesine gittim. Şehit cenazesinin başında babası vardı. Cenazenin başına dikenmiş, dedi ki, evladım seninle gurur duyuyorum. Bir babanın, bir şehidin tabutunun başında bu sözleri söylemesi çok zordu. Sonra etrafına döndü, baktı, dedi ki, bu şehit her ne kadar benim şehidimse bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin şehididir dedi. Yani şu parti bu parti demedi. Burada şu parti bu parti şu parti belediye başkanı yok. Hepimiz biriz, beraberiz. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimi belediye başkanına veriyorum. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerinize, ağzınıza sağlık. Evet dostlar, tabii arkadaşımın dediği gibi biz 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olduk. Ama hep şunu söyledik, biz rozetimizi çıkardık. Artık bundan sonra Buldan için çalışacağız, hepimiz için çalışacağız, beraber olacağız. Ve bu amaçla da çalışmaya başladık. Yani siyaset artık ikinci planda. Hedef Buldan'a hizmet etmek. Ve önümüzdeki günlerde de yıllarda inşallah beraber çok güzel şeylere imza atacağız. Ben öncelikle tabii bu organizasyonu düzenleyen başta bu tarım olmak üzere tüm emeği geçenlere, destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin gerçekten sağlam bir yapı taşı var. Örüklerimiz de bunun en önemli bir parçası. Onlar da bu ülkenin gerçekten ana unsurlarından bir tanesi. Bu ülke gerçekten hepimizin ve çok güzel. Her yerinde ayrı bir özelliği var. Buldan'a şöyle bir baktığımızda 300 rakımdan 1200 rakıma kadar her türlü ürün yetişiyor. Yani bu gerçekten özellikli bir yer. Turizm var, tarım var, sanayi var. Yok yok, önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ama ben kıskandım. Neden? Ben çok güzel bir bıçak oyunu oynadım. Hiç kimse bana para çevirmedi. Ama bütün buna rağmen sizleri yine çok seviyorum. Şimdi de Buldan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ali Orpak, Karaköy Muhtarımız. Başkanım ne oynayalım? Ne isterseniz oynarız ya. Ben her şeyi açayım diyor. Harman da olur. Hareketli bir şey var. Thank you.
kimseye bir olmak istemiyorum. Ben köylülerimizin bizlerden ne kadar gömülce zengin olduğunu biliyorum. Ama yine de oturduklarımızın yanına. Çayköy'e içtik. Elimiz sıkıca tuttu. Birer çay daha içtik. Birer çay daha içtik. Oturduk, biraz muhabbet ettik. Eskilerden muhabbet ettik. Eşim vatan demiş, Allah'a emanet etsin. Ondan bahsetti, köyden bahsetti. Sonra davet geldi. Davetini ne biliyorsunuz? Bu çaylar benden. Yani amcamızın cebinde parası yoktu. Ama bizden çok çok daha zengin. Cebinde parası olmadığı halde bize üst üste iki sefer çay ısmarladı. Hani Mustafa Kemal Atatürk demiş ya, köylü milletin efendisidir. Evet, köylü milletin efendisidir. Şimdi de Karaköy'den sizin evladınız, sizin kardeşiniz, Ahmet Özden kardeşim Sayın Hoca. Bir alkış alır mıyız? Teşekkür ederim. Biz de çok sağ olun.
Cemre Uzunoğlu.
Devlet Halk Partisi Bolu'da Genç Kolları Başkanı Mehmet Karaca aramıza katılmışlar. Hoş geldiniz diyoruz, hoş geldiniz. İki yana evladımız var. Onlar Mustafa Çelik, Mustafa Teker. Bir de Kemal Kocaman, değil mi? Şimdi bize ne söyleyeceksiniz? İstiklal var. Korkma! Gençler yetişiyor. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağlar, engilleri sığmam, taşım. Kalbin afakını çalmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi Serhattin var. Bir alkış gençlere. Ahmet Bey, burada yıkan. Karaköy muhtarımız Fedai Çevik ve azalarını bir oynatalım. Mı? Oynatalım değil mi? Hadi alkış. Evet. Fedai Çevik muhtarım ve azaları. Arkadaşlar da eşlik edebilir. Kendisi söz verdi. Kendisine büyük bir alkış istiyorum.
ve yine söylüyorum. Yüreği yaralı anaların, eli nasırlı babaların, zeytin yeşil, toprak karalı kardeşlerinin adını alıyorum. Hepinizin adını alıyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, ben teşekkür ediyorum öncelikle. Burada sizinle beraber olmak gerçekten güzeldi. Bundan sonra inşallah burada biraz önce arkadaşımın dediği gibi önümüzdeki sene muhteşem büyük bir festival yapacağız. Hep beraber bunu beraber gerçekleştireceğiz. Siz çünkü bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım. Saygılar sunuyorum. Değerli Karaköy hemşehrilerimiz, ödüllerimiz devam ediyor. Bugün Türkülerin Sultanı, Manisalı sanatçımız Sema Yamacı'yı plaketini almak üzere davet ediyorum. Ve plaketini vermek üzere değerli kardeşim Ramazan Güneş'i davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz, candan damarlarınız için çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu arada değerli müzik yapımcım Sayın İskender Doğan abime canı gönülden teşekkür ediyorum. Sanatçısı olmaktan gurur duyuyorum. Bu plaketi her zaman çok değer vererek saklayacağım. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Saygılar başkanım. Teşekkür ederim. Ramazan Kutlu başkanımıza sağ olun. Evet, Sema Yamacı kardeşimize, şarkıcımıza ödülünü verdik. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bugün yine birbirinden güzel eserlerle bizleri onurlandıran ve sizleri şereflendiren değerli sanatçımız, özellikle Uğur Yaramaz'ı piste davet ediyorum. Plaketini vermek üzere Pamukkale Yörük Türkler Derneği Başkanı Yörük Ceral'a davet ediyorum. Efendim, herkese merhabalar. Sarıköy ilçesinden geliyorum. İsmim Uğur Yaramaz. Doğuş, Edebiyatçılar, Yazarlar, Sanatçılar Derneği, Türk Halk Müzesi sanatçısıyım. Burada olmaktan, sizlerle olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Ve sizlere seslendirmiş olduğum türkülerle umarım kulaklarınızı pasır silmişizdir. Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum efendim. Evet, şimdi de Pamukkale Yörük Türkmen Derneği'nin etkinliklerine sponsor olan değerli kardeşim Ahmet Demirel'e piste davet ediyorum. Plaketini vermek üzere Karaköy'ün Şebunda muhtarı, başarılı muhtarı, çalışkan muhtarı Fedai Çevik'e davet ediyorum. Sizlerle birlikte olmakta onur duydum. Sevgili muhtarım, misafirperverliği ve Karaköy hakkında misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Daha güzel günlerde beraber buluşmak dileğiyle muhtarıma söze bırakıyorum. Teşekkür ederim muhtarım. Biz de çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrar konuşmamız çok iyi yapalım. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet, bu arada bu organizasyonda çok emeğe geçen değerli kardeşim, beraber yürüdüğümüz Doğuş Meydanı'nın Karaköy temsilcisi Ahmet Tekeli'yi davet ediyorum. Evet, Ahmet Tekeli'nin hediyesini vermek üzere Pamukkale Yurt Türkmen Derneği Kadın Kolları Başkanı Sevgi Tuğcu'yu davet ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Nasıl gidiyor? Eğlendiniz mi? Memnun musunuz bugün?
bulunmaktan, ortağı olmaktan son derece memnun oldum. Ve sevgili kardeşim Ahmet Tekeli'ye hediyesini vermek üzere buradayız. Değerli başkanımız İskender Doğan'a teşekkür ediyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tekrar en güzel etkinliklerimizde sizlerle beraber olmak üzere. Hoşçakalın diyorum ben kendi adıma. İyi günler, iyi akşamlar. Değerli hemşehrilerim, bu arada geçen dönemlerde Karaköy'de muhtarlık yapan, çok başarılı hizmetleri imza atan, bu organizasyonda temelde çok değerli hizmetler olan değerli kardeşim, güzel insan Ferdi Şevi'yi davet ediyorum. Ferdi Şevi'nin hediyesini vermek üzere Özge Çapacı, Özge Hanım'ı davet ediyorum. Pamukkale Yörük Türkmen Derneği Kadın Fonu Özge Hanım. Bu güzel etkinliği değerleyen bütün büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir gündü. Hiç unutmayacağım siz değerli köylerimizde. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. İyi hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim ben de teşekkür ediyorum. Bu etkinliği yapan ilk önce gazeteci, yazar, ünlü, şair, bu radyo genel yönetmeni, Türkmen Derneği Başkanı İskender Doğan'a çok teşekkür ediyorum ben de. Allah razı olsun. Baştan muhtarımız ve bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha güzel olacak. Evet. Şimdi sen ufkun güneş, sen şeref ve haysiyetin, sen namusumsun. Dalgalanmana bak, şahlanmana bak ey nazlı ilan. Ben Feridun Öztürk, sizin kardeşiniz olarak, ben Karaköy olarak, ben Bulgar olarak, ben Denizli olarak, ben Türkiye olarak karşımdayım işte.
her güzelliğin de bir sonu olur mu? Sona doğru geldik. Evet. Sayın Muhtarım'ı yanımıza alalım. Konuş yapımcı Sayın İskender Doğum'la yanımıza alalım. Pamukkale Yörük Türkmen Derneği Kadın Kolları Başkanı Sayın Sergi Kuyucu'yu yanımıza alalım. Karaköy'de aşure ile ilgili bir şey olacaktır. Ben, biz de ne yapabiliriz? Bunun ismini ne koyabiliriz diye düşündük. Herkes kendince bir şey yazdı. Toplamından şöyle bir şey çıktı. Geçmişten günümüze Karaköy Şenliği. Bunu siz başardınız. Şimdi biraz önce söyledim ya. Gerçekten milyonlarla bahsedilebilecek festivallerin, işte belediyenin yaptığı festivallere falan katıldım, hatırlıyorum size. Ama burada bir kadar samimi, burada bir kadar yani bu işi biz yaptık diyen kimseyle karşılaşmadım. Bakıyoruz hepsi Karaköy'lü. Burada ben bir hikaye anlatarak sözlerimi noktalayacağım. Çalın bir köyüne gittik. 20 seneden beri gidiyor. Bocabur diye bir arkadaşım var. Her zaman davete oturuyor, muhabbet ediyor. Ya diyor, yine eve gideceğiz. Ben de pek yerlere gitmem. Yani, ağırlık olsun istemem. Bir gün böyle, iki gün böyle. Bir gün dedi ki çay demledim, eve gideceğiz. İyi gidelim. Vardık, çay falan yok. Çay demlememiş. Yengem süt koymuş. İşte oraya varınca ben de dedim iyi, çok güzel süt içelim. Süt içtik. Şimdi diyor ki yengeme, bak diyor, sana diyor televizyoncuyu getirdim diyor. Yani kimi getirdi? Beni. Ben 20 seneden beri oraya gidiyorum, bir günden bir güne beni eve davet etmedi. İşte televizyonda biraz meşhur olmaya başlayınca yani yengeme hava atacak, bak diyor televizyoncuyu getirdim diyor. Ben de size televizyonu getirdim buraya. Karaköy. Yani bunu da meşhur olmak için falan yapmadım. Ben gerçekten samimi insanları çok seviyorum. Ben de sizin gibi köylerde yetişmiş bir evladınız var. Yani hani biraz önce söyledim ya, yüreği yaralı analarımız dedim ya, bizim analarımızın hepsi yüreği yaralı. Ben bunları biliyorum. Bizim için ben dedim ya, elin nasırlı babalarımız diye. Kimle topa ettiysem elindeki nasırı hissettim. Şimdi burada önemli olan şu. Belki çok büyük festivaller yapılabilir. Çok büyük sanatçılar gelebilir. Ama ben şuna inanıyorum ki bugün burada kendi kendimize yaptığımız bu şenlik kadar hiçbir zaman için güzel olmayacaktır. Bunu siz yaptınız, siz başardınız. Sadece şunu bilin istiyorum. Çok da uzatmayacağım. Bir Allah razı olsun dünyadaki bütün nimetlere bedel olduğunu ben biliyorum. Bunun herkesin bilmesini istiyorum. İleride ben gelemeyici olursam, burası dolarsa, artık siz yer bulamazsanız dersiniz ki ulan bir çocuk geldiydi. Bu festivale işte biz kendimizle oynadık, kendimizle kaldırdık, kendimizle şenlik yaptık. Artık o şenlikleri yapamayacağız mı diye düşünürseniz ben unutmayın. Buradaki ekibi hiç unutmayın. Ben burada sizin adınıza gerçekten işini gücünü bırakıp buraya kadar gelen tüm ekip arkadaşlarıma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kadın Özgür sizin kardeşiniz. Allah'a ısmarladık diyorum.